yaylar. Evet, yay burcu. Aşk hayatında gerçekten harikadır. Karşıdaki insanın duygularına ve düşüncelerine değer veren böyle güzel bir yapısı vardır. Kalp meselelerine gelince yay kendini aşkına adar ve düşüncelerini açıkça belirtmekte hiç mi hiç zorlanmaz. Cesurdur ama biraz da çapkındır. Beğendiğini elde edene kadar uğraşır. Bundan da işin güzel yanı zevk de alır. İlişki yerine oturduktan sonra da duygularını saklamak onlar için oldukça zordur. Onlara böyle bireyselleşme duygusunu yaşatırlar karşısındaki insana. Yapışkan insanlardan mesela asla sevmezler. İlişkide dengeyi çok iyi korurlar çünkü. O yüzden yapışkanlığı sevmezler. Onunla bir yatak macerası gerçekten etkileyici bir deneyim olabilir. Yay burcu insanı sık boğaz etmek yapacağınız en son iş olmalı. Asla sık boğaz etmeyin. Çünkü hazır olana dek sıkıştırılmaktan hiç hoşlanmazlar. Nisan'ı çok severler. Ve sevgilileriyle eğlenmek onlar için çok çok önemlidir. Hani hem arkadaş hem sevgili olmak onlar için önemli. Daima cömert ve ateşli insanlardır. Onunla birlikte olan insanın gerçekten mutlu olduğunu hissedersiniz. Yay burcu için evlilik duygusal bir macera ve aslında bir yerde nedir biliyor musunuz? Keşiftir. Gerçekten. Şimdi yay kadınları çocuk sahibi olmayı çok severler. Eşlerine bağımlı olmaktan pek hoşlanmazlar. Kişiliklerinden taviz vermezler çünkü. Yay erkekleri ise doğru kadını buldukları takdirde kendilerini evlilik masasına ancak çok geç yaşlarda da olsa büyük bir coşkuyla atabilirler. Evlilikleri aslında onların böyle bir bakıma mutluluklarının garantisi olarak görürler çünkü. Ama heyecanları bitince ki tırnak içindeki mutlaka biter, hobileriyle baş başa kalırlar. Yaptıkları hobilerle. Aşkın kendisine ve karşıdaki kişiye zarar vermesine asla izin vermezler. Aşkı en güzel şekilde yaşamaya aslında çok iyi bilirler. Tek zor yanı ise gerçekten sabırsız olmaları. Ateş grubuyla yay uyumlu beraberlik gösterirler. Heyecanlı bir ilişkileri vardır. Hani aynı ihtirası ve iyimserliği paylaşırlar. Evet, tabii ki hava grubu insanı da biraz böyle hani hayat doludur ya hava grubu. İşte onun düşüncelerini tartışmaktan hoşlanan bir filozoftur yayda zaten. Hani yay burcu filozoftur. Başarılı bir ilişki oluşturabilirler o yüzden. Yay daha böyle toprak grubunda fazla detaycı ve duyarsız bulabilir. Yani ya çünkü cömerttir, toprak tutumludur. Uzun vadede bu tür beraberlik uzlaşma olmazsa eğer sorun çıkabilir. Su grubu hırslı sayılsa da içe dönük yapıları gereği yağ için çok kısıtlayıcı olabilir. O yüzden çok sanki uygun değil gibi duruyor.